Et Yen Mahcup Yan Nasıl Oldu Da Barışa Dönüldü Çözüm sürecinde yola çıkıldıktan sonra geriye dönük analizlerin baş köşesinde şu argüman yer almaktaydı. İki tarafta birbirini yenemeyeceğini anladı. O nedenle mecburen çözüm sürecine geçildi. Oysa bu tümüyle mesnetsiz bir değerlendirme. Eğer birlikte bir çözümü isteselerdi bunca zaman birbirlerini yenmeye çalışmazlar, enerjilerini başka yöne harcarlardı diğer taraftan sırf birbirlerini yenemediler diye çözüme evet demeleri de inandırıcı değil. Aksine birbirini yenemeyerek geçen 30 yıldan sonra bir 30 yıl daha birbirini yenemeyerek geçirmeleri her iki tarafında işine gelirdi. Nitekim 1990'ların sonunda PKK çekilmeyi düşünürken askeri otoritenin örgütün tam olarak çekilmesine karşı çıktığını hatırlıyoruz. Bu gayet anlaşılır bir pozisyondu. Çünkü geçen zaman zarfında her iki tarafta da yeni bir statüko, iç kurumsallaşma, hiyerarşi, bir resmi söylem ve siyaset oluşmuştu. İki tarafın da yönetimi açısından bakıldığında bu karşılıklı dengenin değişmesini istemek abesti. Çatışma hali normalleşmiş kendi iç meşruiyetini üretmiş, buna uygun otorite ve temsil yeteneğini dar kadroların asli niteliği haline getirmişti. O halde soru bu kısır döngüden nasıl çıkıldığıdır. Çatışma iki tarafında lehine olmasına rağmen acaba niçin barışa doğru yüründü? Bu noktada çatışmanın taşınması zor toplumsal maliyetinden söz edilebilir. Ama bunu fazla abartmamak gerekir. Çünkü iki tarafta statukoya razı olduğunda bu toplumsal maliyeti çok düşük tutarak da çatışma halini sürdürmek mümkün. Örneğin geçici ateşkesler, karşılıklı taciz ve tehditler büyük bir kapışmaya meydan vermeden söz konusu çatışma halinin çok uzun süre devam etmesini garanti edebilir. Buna Türkiye toplumunun da otoriter zihniyete yatkınlığı nedeniyle çatışmayı yadırgamayacağını ekleyelim. Diğer bir deyiş de, arada sırada insanlar ölse bile yaşananlar normaldi ve her iki tarafın takipçileri açısından da herhangi bir alternatif gözükmüyordu. Her iki taraf da diğerinin otoriter tutumunu veri alıyor, buna ancak yine otoriter bir tarzla cevap verilebileceğini düşünüyor ve bu görüş tabanda doğal bir kabulle karşılanıyordu. Yani söz konusu soru hala önümüzde duruyor. Acaba nasıl oldu da Kürt meselesinde çözüme giden bir kapı açılmakta kalmadı, taraflar da belirli oranda o kapıdan geçme iradesi gösterebildiler? Ütopik olarak bakıldığında taraflardan birinin demokratik zihniyet yönünde bir sıçrama yaşaması ve bu konuda ısrarlı olması mümkün. Ama gerçek hayatta böyle örnekler son derece az taraflardan biri daha demokrat davranmaya çalışsa bile karşısındakinin yerleşik otoriter zihniyeti karşısında pes edip yeniden eski tarzına dönme ihtimali çok yüksek. Sonuçta ilişkinin zihniyeti eski niteliğini korurken aktörleri belirleme ve yeniden üretme etkisini sürdürebiliyor. Buradan çıkan ders her ilişkinin zihniyetinin ancak birlikte değiştirilebileceğidir. Bu durum karı-koca ilişkisinde nedenli doğruysa, Kürt meselesi gibi karmaşık tarihsel ve ideolojik ayrışmalarda da o denli doğru. Dolayısıyla soru, hangi koşullarda her iki tarafın da aynı anda ve aynı yönde bir zihniyet değişimine hazır hale geldikleridir. Öyle ki bir tarafın otoriterlikten uzaklaşmayı ima eden herhangi bir küçük adımı karşı tarafça görülsün, takdir edilsin ve bensel bir küçük adımla karşılık bulsun ama bu da yeterli değil. Çünkü söz konusu değişim toplumsal ortamda yaşanmaya devam ettiğine göre her iki tarafın da tabanının bu zihniyet kaymasını sahiplenmesi gerekiyor. Öte yandan bizatihi bu sahiplenme toplumunda aynı yönde bir zihniyet değişiminin eşliğinde olması gerektiğini hatırlatıyor. Aranan cevap uyum sözcüğünde gizli çatışmanın tarafları sadece birbirlerine ve kendi tabanlarına uyum sağlamak durumunda değiller. Aynı anda herkesi kuşatan genel çevre koşullarına da adapte olmak zorundalar. Yani eğer dünya genelde otoriter zihniyeti beğenmemeye başlamış ve farklı bir zihniyete doğru kayma emareleri göstermekte ise, herhangi bir çatışmanın makbul ve doğal çözüm biçimlerinde de yeni ölçütlerin ortaya çıkması kaçınılmaz olabilir. Böyle bir durumda yeni zihniyete uyum gösterilmektedir gösteremeyen taraf arkaik olarak bulunmakla kalmaz, giderek sadece yönetiminde değil, taleplerinde ve argümanında da haksız hale gelir. Dolayısıyla çatışmayı kaybetmemek için sürdürmek zorunda kalır. Sürdürebilmek içinse zihniyetinizin değişimini içselleştirirsiniz. Bu arada dünyadaki genel değişimden de zaten etkilenmekte olduğunuz için barışçı bir çözüm size çok daha normal gelecek ve hatta bunu becerdiğinizden memnun bile olacaksınızdır.